Gidemezsin Yıldız. Ne var o spor salonunda her gün, her gün, her gün ya? Olimpiyatlara mı katılacaksın kızım? Ya benim hayallerim olamaz mı baba? Evet, belki bir gün olimpiyatlara da katılırım. Hangi dalda yavrum? Poponla dağları devirmek dalında mı? Kim? Enişte deme öyle ya, üzülüyor. O mutfaktaki koliler ne Gündüz? Ha. Mahmut abiden kahvaltılık aldım. Mahallede satacağım 3-5 kuruş sakalıma bakacağım. Ne? Oğlum o Mahmut 3 kağıtçı ya. Sahte gıdacı o. Hadi siz çıkarım enişte ya. Zararı yok. Margarinden peynir, anne nişastadan sosis, şeker şurubundan bal, bezelyeden de fıstık ezmesi. Hani o tarz. Sen 34 beden misin? 34 bedenim evet. Kaç bedeni ki? 34 bedenim tabii ki. E peki niye entarilerinin içinde 38 yazıyor? Yaşımı yazıyor markalar kıyafetlerin içine jest olarak. Ben ünlü olduğum için yaşımı nakşediyorlar kıyafetlere. Oh, oh at sen palavraları. Senin bedenin 38, yaşında 41. Ay biraz daha bağırız Aydan ya. Herkes duymadı. Butik çocuk falan duymamıştır. Yaşın 41 diye azıcık daha bağırın ne olur ya. Yok yok, duydum ben. 41'miş, okey. Nerede ne lakırdı edeceğimin iznini senden mi alacağım ben? Al bir daha söylüyorum. 41 yaşındasın sen. 41, 41, 41, 41. 41 kere maşallah. İstersen 70 milyona konuşurum. Konuştunuz zaten hanımefendi. Efendim? Arkada kamera var, bayağıdır çekiyor. Ben de sohbet ediyorsunuz diye bölmeyeyim dedim ama. Bizim sitede de organik pazar kuruluyor bugün. Altın fiyatına kurtlu elmalar, flamingo fiyatına gezen tavuklar. Buranın tavukları bile geziyor, bir ben gezemiyorum. Gezemezsin. Yaşar bağırma. Tutturma artık, yetti. Yaşar bağırma. Ben izin vermeden şurada şöyle yatımı atamazsın. Anladın mı beni? Vallahi bacak ayaklarım seni. Böyle mi boyadınız siz? Kim? Nereden çıktı abla? Şey, bizim işimiz gücümüz yok. Alacağız böyle zeytinleri fırçayla tekrar tekrar böyle boyayacağız mı? Hani benim elimden o kadar boya işi gelse... Affedersin ben var ya ressam olurum. Giderim böyle ressam olurum. Arasını satayım. Nereden anladın ya? Gündüz. Ne? Sağlıksız gıda işine mi girdin? Yakışır. Ne sağlıksızı oğlum ya? %100 bezelyeden yapılmış fıstık ezmesi. Düşük kolesterol. Oğlum kimse yemez bunları burada ya. Üf, yemiyorlar zaten. Bir tane bile satamadım. E normal çünkü mahallede herkes fakir. Yani? Yani hileli gıda uzmanı. 10 metreden tanırlar. Oğlum yıllarca bunlarla kandırıldık biz burada. Neyin içinde ne var? Laboratuvardan önce bilir bizim mahalleye. Ulan demin bir tane abi geldi, şu peynirlerden bir kokladı, 7 tane katkı maddesi saydı bana şerefsizim. Abi dedim, kimyager misiniz? Yok dedi, askeri ücretliyim dedi. Yılların sahte gıda tecrübesi. Ama belki başka bir muhitte satabilir. Mesela zengin bir muhitte. Jet set konakları organik pazarı misal. Abi Mede, sen 41 yaşındasın diye bağırarak Zvana'dan çıkan Zahide Özpamuk'un en başından beri bu evliliği tavsiye etme... tasvip etmediği iddia ediliyor. Bak görüyor musun? Gördün mü? Ay ne ayıp. Evet. Ay bu nasıl gazetecilik ayol? Aynen. Allah Allah, iddia ediliyor ne demek canım? İddia değil, gerçek. Açık açık yazsın. Bence siz şey yapın, arayın basın yayın organlarını, hatta basın toplantısı yapın. Deyin ki iddia değil, gerçek ayol. Açık açık yazın diye ben tavsiye demiştim bu evliliği deyin. Sinirden konuşamadığımın farkında mısınız? Evet. Evet, farkındasınız değil mi? Ama bu basın özgürlüğüyle alakalı bir konu. Basın özgürlüğü daha önemli. Halkın haber alma hakkı var zaten. Gerçekten. Ve bunun öncüsü sen olacaksın. Bir basın abidesisin sen Zahide. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten aç anlat bu evde ne oluyorsa, kavgaları mavgaları hepsini anlat ya. İçinde kalmasın gerçekten ya. Benim selülitlerimi, botoksumu, detoksumu hepsini anlat. Halk öğrensin Zahide ya. Patlat Zahide. Patlat sen Zahide. Vallahi çekinme. Atlat hatta Zahide. Çünkü bunlar atlatma haber. Bunlarsız basın dönmez. İleride basın tarihi sildirilecek Zahide. Bazı şeyleri kırmış olabilirim. Sinirli değilim. Sadece oksijenim bitti. Kadın oksijeni miydi ya?
Organik, 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 organik. Organik, organik, organik. Tuhaf. Daha önce hiç böyle bir tat almamıştım. Ne oldu? Nesi var? Bildiğiniz peynir hani. Yok, demek ki harbi organik. Ay yemin ederim biz şehirlerde gerçek köy ürünü tadını asla bilmiyoruz. Bunun tadı, kokusu, dokusu... Ay bambaşka ya. Farklıdır, evet. Melike. Bizim ofise botanik bahçesi yapacak olan kişi sen miydin? Botanik bahçesi? Burada. Cengiz Bey'in hayal gücü çok genişmiş. Ama bütçesi çok dar değil mi? Ya git en ucuz yeşillikleri topla getir dedi bana. Özlemişim seni. İyi gene muhabbetimiz eskisi gibi tatlı. Allah arttırsın muhabbetinizi. Melike. Vallahi paralel evren teorisi gibi kızsın. Aynı anda üç farklı yerde olabiliyorsun sen galiba. Nereye gidersem gideyim, ofis olsun, bağ bahçe olsun, hop karşımdasın. Merhaba İlayda Hanım. Aa, canım. Diyelim ki çocuğunuz hiç susmadan bağırıyor. Ağzına iki tokat. Asla ona sus demeyeceğiz. Tokat iftar. Diyeceksiniz ki seninle ilgilenemedim ve bu seni kızdırdı. Baban tam bir öküz ve bu seni kızdırdı Yıldız. Güzel. Diyelim ki çocuğunuz bir şey istiyor. Mesela dışarı çıkmak. Ha işte bana bunlarla gel. Reddetmeyeceksiniz. Onun yerine ona iki pozitif seçenek sunacaksınız. Değil mi hocam? Ay hocam, hocam bu da yalaka. Mesela diyeceksiniz ki onun yerine seninle film seyredelim mi? Ya da sushi getirtmeye ne dersin? Ben çok az bir şey yerim. California roll. Ya, pardon, örnek verdi sen. Okey, özür dilerim. Peynirci, bunlar gerçekten organik mi? Beğenmeyen olduğunu almaz biliyorsun. Ay yok artık. Dakika bir değil, pabuç kadar. Ne bu? Birader, belanı mı arıyorsun? Bir şey almayacaksan tezgahın önünü kapatma. Hadi uza. Tövbe estağfurullah. Çiftlikte büyükbaşlarla yaşaya yaşaya bu da onlara benzemiş farkında değil. Büyük başın belası da büyük olur yalnız. O büyük başlarla ne güzel kafalar atılır, sen biliyor musun? Sen ne diyorsun ağzının içine mırıl mırıl? Terbiyeli olacaksın müşteriye. Dağ başı değil burası. Mera değil, sosyete. Ne peyniri bu? Abicim, ben seni çok seviyorum. Gel sana %50 indirim yapayım. Bütün bu tezgahı al götür. Vallahi mı kız? Vallahi kız. Sevdim seni. Akşam pazarı. Hadi bakalım. Bu ürünlerin hepsini sana veriyorum. Ama bak bunların hepsinden sabah akşam, sabah akşam güzel güzel yiyeceksin. Anlaştık mı? Koliliyorum. Sever misin koliyi? Bayılırım. Hepsini koy kız. Bol bol koy. Biz teyzemle AVM'ye gideceğiz. Gidemezsiniz. Bitti. Ya baba ya. Yaşar, Yıldız. Baban sana izin vermedi ve bu da seni öfkelendirdi. Bence bu duygunu güzel yansıttım. Ne oldu yani? Gidiyor muyuz şimdi yani? Onu mu diyorsun? Akşam oldu. Dizinizi kırıp oturuyorsunuz kızım. Yaşar, yavrum. Şimdi sana iki seçenek sunacağım. Ben sunayım. Bir, mutfakta yemek yapmak. İki, salonda sofrayı kurmak. Hangisi? Yaşar, bir bana bırak. Yavrum, onun yerine beraber film seyredebiliriz veya dışarıdan eve sushi getirtebiliriz. Hangisi yavrum? Sushi mi? Manyak mısın kızım? Kaç para sushi ya? Ya ben niye sürekli evdeyim ya? Ya siz niye beni rahat bırakmıyorsunuz? Siz basın yayın organlarını arayıp benim yüz organlarımdaki estetikleri anlatamazsınız Zahide Hanım. Anlatamam tabii kızım. Ya telefonda saatlerce konuşulacak şey mi bu? Yazı dizisi yapması lazım adamların. Anne! Anne ne yapıyorsun ya? Yapma artık ya. Görmüyor musun? Sinirli kadın. Görmüyor musun? Ya görmüyorum. Mikler görünmüyor ki botoksta. İşte bu lafın aynısını o magazin internet sitesinde söylemeseydiniz çok iyi olurdu Zahide Hanım. Çok güzel olurdu o zaman. Hadi estetikleri ve estetikleri anlattınız. Yaşımla ilgili niye ileri geri konuşuyorsunuz? Ben kamuoyuna üç aşağı beş yukarı bir sayı veriyorum. Ona uysanıza. Üç aşağı mı beş yukarı mı? Ben üç aşağı veriyorum. 37 diyorum. Sen 41 yaşındasın. Kaç? Kaçmışım ben? 41 mi olmuşum ben haberim olmadan? Ben 40
yaşındayım Zahide Hanım. 41'e bastım sadece. İnsan doğduğunda 1 yaşında olmuyor herhalde. Ay bu kadar matematikten bir haber bir insanın basın yayın organlarına demeç verecek kadar kendini güvenmesini nasıl yapalım? Böyle ağzı olan bir insanın kendini manken zannetmesini ne yapsak acaba? Cengiz, burada ben ham mağdurum, ham üzerime basılıyor benim. Cırk diye ses çıktı demin benden. Anne tamam artık ya. Ay başıma gelenler. Ben siyasetçi miyim oğlum? Benim tecrübem yok ki çocuğum. Soruyorlar cevap veriyorum evladım. Bu magazinciler beni de tuzağa düşürdüler. Tabii Gizem. Ben nereden bilsin annem ya? Yani tuzağa düşürmüşler. Zorla ağzından dedikodu almışlar yaşlı kadının yani. Ne sordular annene? Hiç gelininizin çıktığı bir defileye gittiniz mi diye sordular. Ah canım ya, bak görüyor musun? Sen ne dedin peki? Nasıl gideyim? Ben ilkokuldaydım dedi. Gel seni yemeğe götüreyim. Ha? Para bol bugün bende. Yok, erken yedim ben. Organik kahvaltılıklar almışlar. İçine düştüm resmen. Sildim süpürdüm hepsini. Organik kahvaltılıklar mı? Çiftlik bir şeysi. Senin pazarındaki bir adamdan almışlar. Kolilerce. Yemin et. Yağ gibi bir peyniri var Gündüz. Of. Ben hayatımda böyle bir peynir yemedim. Bütün kalıbı yedim. Hadi ya. Sen yine de öyle çok alışkın olmadığın şeyleri yeme kızım. Yok ya, bence hepsi çok lezzetliydi. Gündüz, bir şey soracağım sana. Sor. Organik fıstık ezmesi yiyince, çok özür dilerim bunu sorduğum için. Esavrula, esavrula. İnsanın çişi yeşil renkte olur mu? Normal mi bu? New York'ta dansçılık yapıyorum demiştin. Evet. Ben de 8 ay orada yaşadım bu sene. New York'un neresinde oturuyordun? İçinde. Kaçıncı rakta? 37. Ah, ne diyorsun ya? Ben de 28'deydim. Yakınmışız bayağı. Allah'ım bir hikmeti. Sen New York'tan mı geldin buraya? Yok, ben önce bir Akdeniz'e gittim kamp için. Seviyorum öyle doğa muha. Karetta karettaları kurtardık. Karetta? Bu arada biz dün teyzemle AVM'de gezerken bir tane film afişi gördük. Bu akşam ona gidebilir miyiz? Her akşam. Bu ne ya? Yaşar. Kızım, seçenek sunabilir miyim? Sun Yaşar. Neden sinemaya gitmek yerine bu akşam bize evde un helvası yapmıyorsunuz? İrmik helvası da olabilir. Bak, seçenek. Seçenekler bunlar mı Yaşar? İrmik helvası. Kim öldü? Saygı öldü, Saygı. Çocuk terbiyesi öldü Safiye. Anadan babadan çekinmek öldü. Bari helvasını yiyelim. Ya sinema! Tamam yavrum, kızım böyle yapma ama. Kendini star sanırım. Ayol sen kimsin ki o kadar? Sen kimsiniz ki acaba Zahide Hanım? Sen kimsiniz ki? Ya ukala mı yani? Onun için mi anlaşamıyorsunuz gelininizle Zahide Hanım? Hayır yavrum, şuursuz. Şuursuzluğun beden bulmuş hali. Zahide! Ay! Eyvah Gizem! Göründüğü gibi değil kızım. Hem de benim yatak odamda. Hem de benim yatağımda. Açıklayabilirim. Sus! Zaten her şeyi fazla açıkladın canlı yayında Cengiz Bey'e. Ne botoksum kaldı, ne dişim kaldı, ne dudak dolgum kaldı. Yani daha niye açıklayacaksın acaba? Hem de benim yatağımda. Bu iş mahkemede biter Zahide. Pişmanladın mı sen? Ha? Hayır, aksine zayıfladım. Niye ki? 2 gündür gözüm kararıyor. Böyle bir anda görüntü gidiyor. Herhalde diyorum zayıflıktan. Gözün mü kararıyor? Halbuki hep organik besleniyorum. Sabah öğle akşam hep bunları yiyorum ha. Yeme kızım, yeme. Öyle sabah öğlen akşam da öyle kahvaltılık yenmez ki. Değiştir acık biraz. Gündüz, organik köy peynirinden kalsiyum almaya çalışıyorum. Çünkü galiba kalsiyumum eksildi. Nereden çıktı ki o? Bir de o mu çıktı şimdi? Bir dişim sallanmaya başladı. Herhalde diyorum kalsiyum eksikliğinden. Çok tuhaf. Yesene, çok güzel. Yemem. Avukat şey dedi, medyayı 3 kere senin aleyhinde konuştuğu için tedbir kararı aldıracağım dedi. Çünkü benim dişilik haklarım söz konusuymuş. Kişilik hakları olabilir mi? O da olabilir.
O da olabilir çünkü kadın sonuçta yani kişiliğimden girdi, dişiliğimden çıktı affedersin ya. Şu tedbir kararı bir gelsin, o bir gününü görsün, öyle ileri geri konuşamaz bir daha benim için. Hakkımda car 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 bir daha konuşamaz. Çünkü niye? Adaletin kestiği dil acımaz. Öyle bir şey dedi bugün avukat hanım. Adaletin kestiği parmak olabilir mi? Açıkçası ben parmağını kessinler istemem. Yani o da biraz aşırı bir ceza olur. Sen bütün gün dışarıdayken, ben burada dört duvar arasında bütün gün çocuğa bakarken böyle gelip de bir anda eve ben de böyle konuşamazsın. Eve gelmenin de bir adabı vardır be. Ne yapmamı istiyorsun hayatım? Derdin ne? Günün nasıl geçti diye sorabilirsin ya. Ben bir eşya değilim burada. Ay bırak Allah aşkına tatlım. Bütün gün anam ağladı, sizin şirket, bizim şirket. Şişt. Neyin kaprisini yapıyorsun ki sen bana? Artık zaten akşamları dışarı çıkmalar falan, onlar da bitti. Bütün gün burada dört duvar arasında otur, akşam da evde otur. Güneş görmemekten D vitamini bitti vücudumda. Ha, tatlım unutmadan, yarın Sedef Hanım'a söyle bizim garajı bir temizletiversin, oldu mu? Tabii ki, tabii ki. Baş üstüne Beyza'dım. Tabii ki emrin olur. Ben ne işe yararım ki zaten? Ben ne işe yararım? Ben bu evde bir köpek bakıcı robotum. Ben neyim ki zaten? Korkma oğlum, sen korkma, tamam mı? Anne baba arasında bazen böyle tartışmalar olur. Ya sen bir kere başını okşadın mı bu çocuğun? Bir kere seni seviyorum dedin mi? Üvey köpek mi bu be? Tamam, istemiyorum. Bitti bu. Gündüzleri özgürsün artık. Ben ilgilenirim Fındık'la. En azından bir disipline sokarım ya. Oraya buraya tuvaletini yapmaz. Sevgi eksikliğinden davranış bozukluğu oluyor. Seni protesto ediyor o şekilde. O protestoları temizlemekten Sedef Hanım işi bırakacak. Aman o önce adam gibi toz almayı öğrensin. O zaman gösterin çıkacak artık. Ben bir halt ettim be çocuğum. Ay kız ne yaptın kız? Tuvalet var AVM'de temiz, niye girmedin orada? Kızım ne diyorsun sen Allah aşkına yahu? Aa, oraya bir gazeteci çocuk geldi. Anne yapma. Ya öyle gelininizle tartışmışsınız, kavga etmişsiniz diye soru verince... Yorum yok deyip git. E sen ne dedin onun hakkında deyince? Susma hakkımı kullanıyorum de yürü. İsrar edince... İyi akşamlar arkadaşlar, de kaç. Ay tutamadım ben de kendimi. Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Anne. Dün akşam sen benim yanımdan erken ayrıldın ya, evden bekliyorlar diye. Dün akşam? He, dün akşam. Maçta vardı, seyretmişsindir. O kadar güzel denk geldi ki, vallahi iyi ki erken ayrılmışız ha. Dayım! Dayım! Ne? Biz bittik, biz toptan bittik. Ne oldu ya? Bir şey yap koçum, ben halledeceğim ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam Gündüzcüğüm. Ne oluyor burada? Ya ben arkadaşım bekle oturdum, kahve içiyordum da... baktım kızlar da alışverişe gelmişler. Aa kızlar ne yapıyorsunuz dedim. Gelin size bir çay ısmarlayayım dedim. Onlar da oturdular işte. Neresi lan? Hindistan. Kokuyor diyorlar Hindistan'ı. Kokuyor mu? Kokuyor. Ben gitmem. Bana verseler gitmem. Tamam o zaman. Hani bana deseler ki yanıyor, Hindistan yanıyor, su tut deseler gitmem. Anladın mı? Öyle de bir yer Hindistan. Hadi kızlar, son yudumlar. Evimize dönelim, hava karardı. Zahide sen ne yaptın kız? Zahide sen ne yaptın kız? Olur mu acaba bir şey? Ha? Yok be, olmaz bir şey, saçmalama ya. Allah aşkına delirmeyin o. Kız olur mu acaba bir şey? Yok canım, hiçbir şey olacağını ben zannetmiyorum ya. Benim kişisel fikrim, hiçbir şey olmaz. Olur mu Cengiz bir şey? Cengiz olur mu bir şey? Allah lillah için söyle, olur mu bir şey? Bence bir şey olmaz. Yok, bence mantıksız bir şey olmaz. Bir şey olacağı yok be. Var mı acaba? Uzaylı gibi mavi renk kusuyorum gündüz. Deme. Deme öyle kızım, deme, deme, deme. Bak ben sana vitaminler aldım. Bu vitaminleri iç. Sebzeye, meyveye zamanla geçecek. Bir şeyim yok ya. Havalar bir sıcak bir soğuk. Ondan kuran derde kalıyorum. Tabii hesapla, hesapla. Kız, nasıl kuran derde kalmak öyle o? Ha? Bir saatte olsunlar kuran derde kalmış gibi. Hangisi? O. Yaptın ya koluna öyle. Koluma bir şey yapmadım. Sen bana vitamin mi aldın? Üç dişim sallanıyordu. Belki iyi gelir. Dişim mi sallanıyor? Kızım sen artık bir doktora mı gözüksen? Sabah gelecek. Ablam evham yaptı. Halbuki bence süt dişlerim dökülüyor. Olamaz mı? Süt dişlerim mi dökülüyor? Bu yaşta.
İki gecedir dışarı çıkıyorsun. Ve bu seni iyice arsuzlaştırdı. Yaşar. Bence duygusu bu. Ama kitapta ne diyor Yaşar? Sıcak, sınır koyan, saygılı anne baba olun diyor. Yıldız, canım benim. Bak, sıcak. Akşam, akşam bu kapıdan dışarı çıkamazsın. Aha da sınır koydum. Saygılarımla baban. Bu da saygı. Ya siz beni hani rahat bırakacaktınız? Yani beni rahat bırakacaktınız ya. Rahat bıraksanız da beni. Rahat bırakmazsın yeter. Yeter beni rahat bıraktın yeter. Rahat bırakın beni. Her beraberlikte böyle şeyler olur. Yani önemli olan yavruyu yıpratmamak. O daha küçük. İkinize de ihtiyacı var. Oha ya. Ya oha baba, ya 3 yıl önce boşanırken anneme benimle ilgili bunları demiştin. Sen aynı tirada mı atıyorsun sürekli be? Daha annesinin kim olduğuna karar ver, şimdi kızı iyi olacak. Doğuran mı anne, bakan mı anne? Şu an fark ettim. Ben çok derin bir psikolojik katmanda kendimi fındıkla özdeşleştiriyorum. O yüzden bu kadar etkileniyorum. Ay Ozan. Bir dakika. Cengiz amca ben mi oluyorum bu durumda? Ne tazlik hapsi diyor. Hay gidemez. Hay ne demek? Vermem ben. Ben kayınvalidemi vermem. Alamazsınız benim kayınvalidemi. Hayır, dokunmayın benim kayınvalidemi. Tamam, vazgeçtim. Tamam, şikayetimden vazgeçtim. Çok teşekkür ederim. Vazgeçtim, bitti gitti. Size de çok teşekkürler, buraya kadar zahmet ettiniz. Ne duruyorsun? Polis! Ha, polis var. Okey. Tamam, polis var. Sıkıntı yok. Zahide sen arkadan kaç, ben ona oyalıyorum. Barikat kurdum, ben ona oyalıyorum. Zahide kaç. Zahide kaç! Sen bitirdin kızım. Hayır! Ay ben nereden bilirdim böyle olacağını? Ay çok üzülüyorum ben Cengiz. Bu kadın ne olacak burada? Bunu döverler mi, söverler mi, aç bırakırlar mı, koğuşa mı koyarlar? Koğuşta koğuş az var mıdır, varsa nasıl bir insandır? Tar kokar mı, kokmaz mı? Bütün bunlar çok önemli sorular kafamda dönüp duruyor şu an. Tamam. Ay, ay ne bir Nisan şakası yaptık ama. Ay yılın şakası. Mehmet mi? Yeter mi? Yeter! Beni dövsünler her gün, dövsünler, dövsünler, dövsünler. Ağzımı yüzümü kırsınlar. O ilen ürünleri ben sattım. Biliyorum. Hiç yakışıyor mu? Adana, acık canlandın mı sen? İyiyim ben be. Ne demek hileli ürün satmak? Böyle şövalye mi olur? Seni götürmek istiyorum, bir yerlere götüremiyorum. Sana bir şeyler almak istiyorum, alamıyorum. 3-5 kuruş para kazanırım da seni gezdiririm diye düşündüm. Ya deli misin? Deliyim. Acık deliyim. Gündüz niye böyle şeylere kafanı takıyorsun? İnsan takıyor yoklukta. Saçmalama Gündüz. Ben sana istediğin kadar para veririm. Oldu. Nereye? Ha? Eyvallah. İfadeni alıp bırakacaklarmış ama 8-10 kişi varmış sırada. Yani sabah bulabilir diyorlar. Ah canım benim ya, ah tavşanım ya. Nereden geldi senin aklına böyle abuk sabuk bir şey ya? Cengiz, ben onları bir Ümraniye'ye götürün dedim. Onlar tutlar buraya getirdiler. Annen yok ki burada. Annem masajda hayatım, masajda. Kız ne demek o? Hapishane argosu bir şey demek mi? Ne dövüyorlar mı kadın? Ne yapıyorlar? Ne demek masajda? Gizemim, ah gizemim, ah ya. Ya hayatım, annem otelde. Bizim eve gelen polis oyuncu bir çocuktu. Hapishane dizi setiydi. Ah karıcığım, ah tavşanım benim. Biz sana bir Nisan şakası yapmıştık ya. Gülmeyin kızlar, gülmeyin kızlar. Siz bir genç kız için ne tavsiye edersiniz? Galiba sizde de varmış büyük bir kız. Var. Ne yapıyorsunuz? Ben? Şişt. Ne yapacağım? Böyle bağırıyorum, çağırıyorum, kavga ederim, saçını yolarım seni diyorum. Bazen şöyle etini vurup yemin ederim seni paralarım kaz diye. Genelde bu tarz. Anladım. Yok, onlar bizde var. Biz onlara hakimiz. Hatta ben bir kitap yazıp burada sizinle siyilaşı yapabilirim. O denli yani. Bittin sen Yıldız.